Hesapladım. Geçen 3 ay zarfında sen Yehuyagin 3 ve sen Davut 2 kese şekel almaya hak kazandınız. Bu iki sikkede Yahudi olmayanlardan aldığım faizden payınıza düştü. Alın. Ama Zekeriya Hazretleri, halkın fakr-ı zaruret içinde yaşadığı şu günlerde faizle geçinmenin hahamlık ve insan onuruyla bağdaşmadığını ifade buyuruyorlar efendim. Lütfen bunu anlayın. Peygamberlerin geleneğinde güçlülerden para alıp susmak ya da dinlerini tebliğ etmekten vazgeçmek yoktur. Kim o? Meryem! O kutsal odada Zekeriya'dan başka hiç kimse yoktu. İşittiği sesi başkası işitmedi. Onun 3 gün konuşmamasının nefsinin şeytani telkinleri olmadığı ne malum, öyle değil mi? Doğru söylüyor. O sesin Allah tarafından olduğunu nasıl bildi? Peygamber mi? Peygamber mi? Siz kahinlere ne oldu böyle? Zekeriya utanmaz bir yalancıdan başka bir şey değildir. Ben bu düzenbaz, hilekar ve ihtiyarın sözlerine inanmıyorum. Yehova bana yardım etseydi, şimdi sen benim yerimde olurdun. Buradakilerin hepsi de bana boyun eğerdi baba. İlk kez suçunu bu kadar açık bir dille itiraf eden bir hain görüyorum. Sana yalvarıyorum baba. İşimi fazla uzatma. Bitir işimi. Onun Allah'ın peygamberi olmadığını söyleyin. Mecnun ve meczup bir ihtiyardır deyin. Bize bunun büyük bir aldatma ve yalan olduğunu açıklayın. Eğer o Allah'ın peygamberi ise o zaman vay halime. Bu durumda cehennem ateşinde cayır cayır yanacak olan benim. Makam ve mevki düşkünü Zekeriya, eşinin hamileliği sayesinde büyük bir peygambere dönüşür. Tabii ya, böyle oldu. Gördünüz mü, bu işin içinde bir iş var demiştim size. Allah hepimizi korusun. Benim adım da Meryem. Benim de annem yok. Babam da ölmüş. Al. Annemden kalan bu kolye senin. Allah biz yetimleri korusun. Üzülme canım. Kızımıza şifa verirsen sana 10 kese altın veririm. 10 kese Roma altını. Anlıyor musun? Ne yapacağımı bilmiyorum. Ona bir şey olursa ben de yaşayamam. Ey Meryem, İmran'ın kızı. Ona şifa ver. Yalvarıyorum sana. Şifa ver kızıma. Bizim senden başka bir ümidimiz kalmadı Meryem. Bize yardım edeceksin değil mi? Bunu senden istiyoruz lütfen. Elimden bir şey gelmez. Dinle Meryem. Eğer kızımı sağlığına kavuşturursan sana söylediğimden çok daha fazla altın veririm. Varımı yoğumu sana verebilirim. Bize bir kez acı lütfen. Bakın, elimden bir şey gelmez. Her şey Allah'ın dileğine ve iradesine, bütün insanların Rabbine bağlıdır. Hepimizin şifası onun elindedir. Ve ben sadece onun için dua edebilirim. Allah'ım. Dua edecek. Allah sizi korusun ve çocuğunuza şifa versin. Eşine ve çocuğuna karşı beslediğin bu sevgi seni kurtaracaktır, merak etme. Bu büyük sevgiyi yüreğinde hep besle, hiç kaybetme, o seni koruyacaktır.
Rabbim, dergahına pak ve temiz olanları alırsın. Günahkarları da tövbe etmeleri halinde rahmetinden uzak tutmazsın. Ey iyilerin ve kötülerin Rabbi, hem iyiler hem de kötüler senin rahmetine ve ihsanına muhtaçlar. Şu halde hem iyileri hem de kötüleri sevecek bir kalp ver bana. Andolsun ki sana düşman olanları sevmeyeceğim. Rabbim, senin rahmetine ve yardımına muhtacım. Muhtaç kullarına yardım edenler gerçekte sana yardım eder. Senin dostluğunu kazanır. Şüphesiz güvenilecek en iyi dostluk da budur. Meryem, o pencerenin kenarında ne yapıyordun? Oraya taraftarlarınla görüşmek için mi gitmiştin? Mabedin azizesine ümit bağlayanlara neler anlatıyorsun? Sen görünüşte masum ancak gerçekte iki yüzlü olan davranışlarınla bu zavallılar arasında kendini azize yapmışsın. Ancak benim gibileri aldatamazsın. Bütün hahamların ve İsrail oğullarının büyüklerinin büyünün esiri olup diğerleri gibi mazlum olduğuna inanacaklarını mı sandın sen? Bizi tanımadığın anlaşılıyor. Kısa aklınla Yahudi ulemasını bilemezsin sen. Bize neden düşmansın? Niçin bize kin besliyorsun, İmran'ın kızı? Kimseye, hiç kimseye kin beslemiyorum. Yalan söylüyorsun, yalan! Riyakar! Bana bak! Ah, bu bakışların... Ah bu bakışların Meryem. Bu bakışların ruhumdan ne istiyor? Tanrım. Çocukluğumdan beri mabetteyim. Hayatın tüm lezzetlerini kendime haram kıldım ve mukaddes dinimizden başka hiçbir şeyle ilgilenmedim. Aşırı ibadet ve Tevrat okumaktan saçlarıma ak düştü. Rahat nefes alıp veremiyorum. Peki neden ben değil de bu kız mukaddes ve mübarek kabul ediliyor? Peki ya ben? Ben az mı çile çektim? Ben az mı ibadet ettim? Meryem, niçin beni bu kadar üzüyorsun? Niçin Allah'a benden daha yakın olduğunu düşünüyorsun? Hayır, hayır, senin ona ait olduğuna inanamam ben, inanamam ben. Tanrım.
Tanrım, beni bu kadar üzen bu kızı yenilgiye uğratmam için bana yardım et. Sana yaptığım ibadetlerin mükafatı olarak Yahudi kavmine, düşmanlarına karşı zafer ver. Onları yok etmemiz için bize yardım et. Tanrım, Meryem'i rezil rüsva etme lezzetini bana tattır. Tattır bana. Rabbim, bu küçük hizmetkarlarını bağışla ve kimsenin ondan incinmesine rıza gösterme. Ve tüm insanları rahmetinle kuşat. Rabbim, sen günahkarları cezalandırmakta acele etmez, onlara mühlet tanırsın. Bana da mühlet ver ki İncittiğim varsa ondan beni affetmesini dileyim. Sana yalvarırım Rabbim. Meryem, Meryem, bu Rabbinin sana mesajıdır. Meryem, Allah seni seçip tertemiz kıldı ve bütün kadınların içinden büyük emri için seni seçti. Meryem, Rabbinin buyruklarına itaat et. Ona secde et ve namaz kılanlarla namaza dur.
Allah'ım bizi koru. Meryem. Meryem gelmiş. Seni dövdüler. Aman Allah'ım, bunu nasıl yaparlar? Ama sana o mukaddes yere gitmemeni söylemiştim. Kadınların oraya bakmalarını bile yasaklamışlar. Sense kalkıp o mukaddes odaya girdin, öyle mi? Neden Meryem, neden? Mabedin kanunundan haberdardın. Bunu ben istemedim büyük baba. Bana emredildi. Emir mi edildi? Kimin tarafından? Bir ses. Bir ses. Allah seni seçti diyordu. Beni adımla çağırdı. Adınla mı çağırdı? Ey Meryem dedi. Ey Meryem mi dedi? Başka ne dedi? Allah bütün kadınların içinden büyük emri için seni seçti dedi. Aman Allah'ım. O ses, Rabbimin buyruklarına itaat etmemi, ona secde etmemi ve namaz kılanlarla namaza durmamı söyledi.